Merhaba, Bilimsel Çocuk serisine hoş geldiniz. Ben Şefika, bilim insanıyım. Aynı zamanda öğrenci koçuyum. Öğrenci koçluğunda öğrendiğim temel bilgileri çocukların bilimi ezberlediklerini gördüğüm noktalarda uygulamaya başladım. Bu temel önemli noktaları da sizlerle paylaşmak istedim. Öncelikle ilk olarak şunu söylemek istiyorum. Hepimizin dünyayı algılama sistemleri birbirinden farklı. Birimiz görsel olarak dünyayı algılıyorken, birimiz de işitsel olarak, bir diğerimiz de dokunsal olarak dünyayı algılıyor. Bu şu demek aslında, biz öğrenirken, konuşurken, dinlerken mutlaka bu referans sistemlerinden kendimiz algılıyoruz. Her insanda bu sistemden bir ya da iki tanesi baskın olabiliyor. Ama mutlaka hepimizde belli noktalarda işitsel, duysal ve dokunsal kısımlarımız var. Bugün bu konuyu biraz daha detaylandırarak anlatacağım. Böylelikle günlük hayatta iletişim konularımızda, çocuklarla iletişim kurarken, ailemizle iletişim kurarken bunların farkına vararak bu şekilde davrandığımızda göreceksiniz ki aslında hayatımızda birçok noktada özellikle ders çalışan çocukların daha kolay bazı sorunların üstesinden geldiklerini göreceksiniz. Önce görsellerle başlamak istiyorum. Çünkü görselleri anlamak çok kolay oluyor. İnanılmaz hızlı konuşur görseller. Çünkü hayatı bir fotoğraf karesi gibi görüyorlar ve bu fotoğraf karesini sesleriyle aktarmaya çalışırken ses hızı, ışık hızından daha yavaş olduğu için çok hızlı konuşuyorlar. Bu yüzden de kelimelerinin sonlarını yutarlar. Bazen de tükürük saçtıklarını görebilirsiniz. Hızlı konuştukları için çok üstten nefes alıyorlar. Böyle olunca da daha fazla hızlı konuşmaya devam ediyorlar. Görseller haliyle görüntülerine çok dikkat ederler ve onun için görüntü her şeydir. Görerek öğrenirler, gördükleri hiçbir şeyi unutmaz görseller. O yüzden kendinizi görsel kategoride düşünüyorsanız mutlaka görerek, grafiklerle, resimlerle çalışmanız çok önemli. Aslında görselleri kelimeleriyle de anlayabilirsiniz. Çünkü görsel kişiler cümlelerine de bunları yansıtırlar. Mesela perspektif kelimesini, kuş bakışı, manzara çok güzel gibi kelimeleri, o bakışlarla alakalı cümleleri çok net görürsünüz. Haliyle deyimlerine de bunlar yansır. Gözden kaybolmak, dört gözle beklemek gibi gözle alakalı, bakmakla alakalı birçok deyim kullanırlar. Çok kolay anlayabiliyoruz. Biraz seri insanlardır görsel insanlar. Seri oldukları için de çok da hızlı hareket ederler. Ellerini, kollarını çok kullanırlar. Biraz da mecazi yönleri oldukça baskındır görsellerin. Mecazı bol bol kullanırlar diyebilirim. Onlar için göz teması inanılmaz önemli. Eğer bir görselle konuşuyorsanız, yöneticiniz görsel düşünüyorsanız, çocuğunuz görsel olduğunu düşünüyorsanız, mutlaka onları dinlerken işitsel veya dokunsal olsanız da onlarla göz teması kurmaya önem verin. Çünkü o zaman kendilerini değersiz hissediyorlar. Böyle bir durumda da eğer bir sorun yaşarsanız görselle sizi bir daha görmek istemez. Çünkü her şey algılama sistemi gözlerle alakalıdır. O yüzden belki birkaç dakika onun gözünün önünden kaybolmak ilişkinizin devamı için, iletişiminizin devamı için çok kıymetli olabilir. Gene aklıma bazı noktalar gelirse geri döneceğim görsellere. İşitsellerle devam edelim. İşitselleri anlamak da oldukça kolay yollardan bir tanesi. İşitseller çok konuşan kısım. Görseller hızlı konuşuyorken işitseller inanılmaz çok konuşuyorlar. Buradan anlamak birazcık mümkün. Nefes alırken artık oksijenlerini biraz daha aşağı doğru indiriyorlar. Bir de işitselleri şöyle anlayabiliyoruz. Bakarken bakışları her zaman kulaklarına doğru gider işitsel oldukları için. Çünkü duydukları hiçbir şeyi unutmaz işitseller. Böyle olunca da öğrenirken dinleyerek öğrenmeleri veya konuşarak öğrenmeleri onlar için çok çok daha doğru. Onlar için resim göstermeniz çok bir şey ifade etmiyor. Çünkü ezberlemeleri, anlamaları, öğrenmeleri tamamen kulaklarıyla, işitselliğiyle alakalı. Çocuğunuzun böyle olduğunu gene veya yöneticinizin nasıl anlarsınız? İster istemez cümlelerine bu durumda yansıyor. Diyor ki kulağa nasıl geliyor? Kulaklarım çınladı. Burası çok gürültülü. Tamamen referans noktaları kulakları olmuş oluyor. Çünkü dünyayı iletişim kurarken işitme olarak algılıyorlar. Bence bu insanlarla iletişim kurarken de, çocuklarla iletişim kurarken de çok çok önemli noktalardan bir tanesi. Diyelim ki bir sorun yaşadınız işitselle, onunla bir süre konuşmamanızda fayda var. Gerçekten onlar da öyle algıladıkları için sizin sesinizi duymak istemiyorlar.
diyebilirim. Tabii haliyle işitsel oldukları için müzik alanında, şiir alanında oldukça başarılı olmaları muhtemel. Şiveyi çok kolay yapabiliyorlar. İşitsel kulakları çok iyi olduğu için de bunlar onlar için oldukça kolay işlerden bir tanesi diyebilirim. İşitselle konuşuyorken kulağınızın onda olduğunu anlar ve ona bakmasanız da önemli değil. Onu dinliyor olmanız yeterli. Bir görsel gibi illa bana baksın diye bir durum yoktur. Çocuğunuzu belki buradan da anlayabilirsiniz. Konuşurken size bakma gereği hissetmiyorsa büyük ihtimal işitsel olma ihtimali de yüksek. Bir de son bir algı sistemimiz var. Bunlar da dokunsal insanlar. Bunlar da inanılmaz yavaş konuşurlar. Çünkü nefeslerini diyaframdan aldıkları için diyaframdan ağza gidene kadar orada biraz zaman geçiyor. Beyin de orada biraz boşluk veriyor, esler veriyor gibi kelimeleri dokunsallarda çok duyarsınız. Dokunsalların bu arada bakışları aşağı doğrudur. Çünkü dokunsallar tüm bilgiyi öğrenirken deneyimlemek, dokunmak, koklamak ve tatmak isterler. Böyle olunca da öğrendikleri her şey kendilerinden geldikleri için hep aşağı bakarak konuşurlar. Bazen onların utangaç olduklarını düşünebiliyoruz. Ama aslında değil, tamamen onlar kendi deneyimlerinden bir geri bildirim yapıyorlar ve kendilerini oradan çağırıyorlar aslında. Dokunsallarda bir de şöyle bir durum var. Dokunsallar deneyerek öğrenmek istedikleri için koklayarak, tadarak, yazarak öğrenmek istedikleri için bazen hareketli olmaları hiperaktif çocuklarla karıştırılabiliyor. Halbuki sadece denemek, öğrenmek istiyor. Çünkü bir görselin önüne fotoğraf koyduğunuzda fotoğraf karesini beynine alırken, bir işitsel duyduğu bir şeyi unutmazken, dokunsal da dokunduğu bir şeyi hiçbir zaman unutmuyor. Deneyimlediği bir tecrübeyi unutmuyor. O yüzden dokunsalların bence burada mutlaka ailelerin buna çok dikkat etmesi gerekiyor. Çocuklarım az konuşuyor ve çok hareketli mi gibi noktalarda mutlaka bir farkındalıkların artmaları gerektiğini düşünüyorum. Hali hazırda bunları cümlelerine de yansıtıyorlar. İşte ele almak gibi kelimeler, ruhum yıkandı, çok sarsıldım, içim eridi gibi böyle tamamen içsel kelimeler kullanan insanlarda veya çocuklarda dokunsal oluyorlar haliyle. Bunları bu cümlelerinden de anlayabiliyoruz. Mesela ben şöyle bir keyifli örnek hep söylüyorum eğitimlerimde de. Görsel insanların mesela karnı acıktığında sizi bir yemek olarak görebilir. İşitsel insanlar hemen karnım zil çaldı derken, dokunsal insanlar da benim karnım yarıldı, acıktım yerine kullanabiliyorlar. O yüzden çok kıymetli aslında bu cümlelerimizle de birbirimizi, birilerini çok rahat iletişimde kurabiliriz ve birbirimizi tanıyabiliriz. İlk önce bahsettiğim gibi aslında her insanda bu üç noktadan, üç referans sisteminden de var. Ama sadece bir tanesi daha baskın oluyor. İşitseli, görseli veya dokunsalı. Bunu fark edip diğerlerini de zaten kullanıyor. Önemli olan bunun farkına varıp her üç noktayı da olabildiğince yukarı taşımak. Ki iletişimlerimiz çok daha kuvvetli olur. Düşünsenize, görsel bir insan sürekli çok hızlı konuşuyor ve sürekli hızlı konuşunca karşısındaki dokunsalsa onu dinleyemez ve kopar. Veya işitsel bir insan çok konuştuğu için hem görseli hem dokunsalı artık illallah ettirir. Dokunsala baktığında da çok yavaş konuştuğu için ve çok içten konuştuğu için de karşı taraf bir süre sonra mutlaka bir daralıyor, içi darlanıyor belki de. O konuşmaya yetişemiyor çünkü yavaş kalıyor görsel için. İşitsel için de az kalıyor. O yüzden de bu kendi noktamızın farkına vararak hangi noktadaysak diğer eksik kalanları mutlaka arttırmalıyız. Mesela dokunsalların görsel hafızalarının biraz daha az olduğunu söyledik ama bazı tekniklerle, mesela hafıza teknikleri eğitimleri alarak hemen beyinlerine bunu daha iyi kodlayabilirler. Keza işitseller için de aynı şey geçerli. Belli hafıza teknikleri eğitimleriyle bunlar çok kolaylıkla arttırılabilir. Ama mutlaka genellikle o tabii ki temsil sisteminizi taşıyacaksınız. O temsil sisteminize göre mutlaka kendi çalışma metodunuzu uygulamanız sizin dersleriniz için, keza iletişimleriniz için çok kıymetli. Örneğin işitsel olduğunuzu düşünüyorsanız, ara ara bir konuşma esnasında bir durup ben galiba biraz çok konuştum öz eleştirisini kendinize yapmanız ve bir süre belki susmanız. Çünkü işitseller örneğin konuştuğu zaman ana yoldan her zaman çıkıp yan yollara gidip oralarda kayboluyorlar konuşma sırasında. Mutlaka bir işitselseniz buna dikkat edin. Veya bir görselseniz
çok hızlı konuşmak isteyeceksiniz haliyle. Ve bunu insanın karşı tarafı yorduğunu tahmin edip biraz daha yavaşlayabilirsiniz. Dokunsalsanız biraz daha konuşmalarınızı hızlandırabilirsiniz. Çünkü diğer insanların algılama sistemleri sizin algıladığınız sistemden farklı olur ki böylelikle iletişimimizi birbirimiz arasında kopmadan yaşayabiliriz diye düşünüyorum. Bunlar bence önemli noktalardan birkaç tanesi. Mesela gene aklıma gelen örneklerden bir tanesi, diyelim işitsel markete gittiği zaman veya görsel markete gittiği zaman da aslında hareketlerinden belli ediyor. Bir görsel markete gittiği zaman mutlaka onun için ambalajların görüntüleri çok önemlidir. Bir dokunsal için mutlaka bir dokunması o ürüne gerekiyor. İşitsel için de belki sallaması, bir ses duyması gerekiyor ondan. Bu yüzden de işitsel insanlar alışveriş yaparlarken, online alışveriş yaparlarken genelde çok da doğru tespitler yapamazken görsel insanlar neredeyse aldıklarının hepsini kendi üzerlerine oturtururlar. Dokunsal insanlar internet alışverişi zaten yapmazlar. Onlar önce mağazaya gidecekler, bakacaklar. Belki ondan sonra içlerine sinerse alışverişlerini yaparlar. Her birimiz farklı farklı renkteyiz. Önemli olan doğru noktada birlikte kalabilmek diye düşünüyorum. Bir de şundan bahsetmek istiyorum. Mesela ülkemizde en çok hangi iletişim sistemi var? Ülkemizde en çok Türkiye'de ve Amerika'da görseller ağırlıklı. Kuzey ülkelerinde dokunsallar çok var ve Akdeniz ülkelerinde de oldukça işitseller var diyebilirim. Ben böyle size birkaç tane soru sorayım istiyorum. Mesela size hangi referans sisteminde olduğunuzu belki en azından ben şöyle yaparım diye tahmin edebilirsiniz. Mesela arkadaşlarınızı seçerken önceliğiniz ne olur? Görüntüsü mü, sesi mi, yoksa size neler hissettirdiği mi? Bu bence çok güzel bir noktalardan bir tanesi. Mesela yeni bir elektronik cihaz aldınız. Ne yaparsınız? Hemen kılavuzunu mu okursunuz? Yoksa el yordamıyla bir dener misiniz? Yoksa mutlaka kullanan birini arayıp sorar mısınız? Veya video mu izlersiniz onunla ilgili? Bu bence önemli. Mesela menüden bir yemek seçmek istiyorsunuz. Tercihiniz nasıl olur? Görüntü mü? Yoksa oradaki garsonun size söyledikleri mi? Yoksa o yemeği yerken hissedeceğiniz duygu mu sizin için çok önemli? Bu noktalara fark edebilirsiniz kendinizde. İsterseniz iletişime geçerseniz benimle de bununla ilgili testi de sizinle paylaşabilirim. Bir de tabii şunu söylememde fayda var. Bu bir iletişim aslında. Hangi noktada olursak olalım mutlaka her birini kullanıyoruz ve olabildiğince biraz daha eksik olanı arttırmaya çalıştığımız zaman çocuklarımızla, yöneticilerimizle, arkadaşlarımızla, ailelerimizle ilişkimiz inanılmaz artacak. O yüzden mutlaka farkına vermek ilk adım. Ondan sonra artık farkına vardıktan sonra uygulamaya başlayabiliriz. En azından dediğim gibi işitselse biraz susarak, görselse biraz yavaşlayarak, dokunsalsa da biraz hızını arttırarak bunlar kolaylıkla olabilir. Şunu hiçbir zaman unutmamamızda fayda var diye düşünüyorum. Diyelim bir iletişime giriyoruz biriyle. Biri belki yeni buluşma yapacağız veya bir iş görüşmesi yapacağız. İlk önce biriyle tanıştığımız zaman görsel gibi olmak her zaman faydalıdır. Hızlı 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 konuşmak hemen insanların orada ilgisini çekecektir. Sonra biraz işitsele dönmek burada biraz önemli. Daha çok detay vermek yani. İşitseller oldukça detay verirler çünkü. Biraz detaya girmek. Sonra da artık sonlara bağlarken de sonuç kısmında dokunsallar gibi yavaş yavaş, tane tane gerçekten olayın özünü anlatacak şekilde karşı tarafı hissettirebiliriz. Çünkü artık son noktada o masadan kalkarken hangi görüşme olursa olsun duygularımızla kalkıyoruz. Dokunsallar o yüzden bu dokunsal kısmını buradan kullanabilirsiniz. Şimdi tekrar bir notlarıma bakıyorum. Acaba neler ek yapabiliriz diye. Mesela diyelim çocuğunuzun görsel olduğunu düşünüyorsanız veya eşinizin, ona alacağınız hediyeler de çok kıymetli. Çünkü görselse ona mutlaka önüne görebileceği hediyeler almanız ilişkinizi daha da arttıracak. Özellikle çocuğunuzla. Ben bazen maalesef bazı örnekler duyabiliyorum coaching seanslarımda. Ailemin beni sevmediğini düşünüyorum ile geliyor öğrencim. Halbuki birbirlerinin referans sistemleri farklı. Çocuğumuz dokunsal oluyor ve ailenin aldığı hediyeler veya ailenin ona söylediği sevgi sözcükleri bazen bir şey ifade edemiyor. O yüzden çocuğunuzun görsel olduğunu düşünüyorsanız, siz de eşitselseniz çocuğunuzu ne kadar çok sevdiğinizi söylemeniz bir şey ifade edemeyecek bir hediye kadar. Tabii ki sevgi sözcüğü her zaman kıymetlidir. O yüzden çocuğunuzun görsel olduğunu düşünüyorsanız belki bir yemek, belki görebileceği bir hediye, hediyeleri tercih etmeniz sizin için çok daha iyi olacaktır.
Eğer çocuğunuzun işitsel olduğunu düşünüyorsanız onu sözlerinizle motive etmeniz çok daha kıymetli. Sevgi sözcükleri olabilir, yapabilirsin, edebilirsin gibi kelimeler olabilir. Her zaman arkasında bir söz duymak ister işitsel kişiler. Dokunsal kişiler için de onların sevgi beklentisi de sarılmanız, dokunmanız ve öpmeniz. O yüzden eğer siz görselseniz belki de sevmeyeceksiniz dokunmayı sisteminiz gereği. Ama çocuğunuz böyleyse eminim zaten sarılıp öpüyorsunuzdur. Ama onun için çok daha özel olduğunu bilmenizde fayda var diye düşünüyorum. İlk bakışta aklıma gelenler bunlar. Mutlaka hepimizin farkına varıp iletişimimizi artırabileceğimizi düşünüyorum bunun farkına vararak. Eminim bu bilgileri öğrendikten sonra ister istemez siz de hem çevrenize hem de belki ünlü insanların hayatlarına şöyle bir konuşmalarına bakacaksınız. İlk bakışta benim aklıma gelen görsellere baktığımız zaman Fatih Altaylı tam bir görsel. Konuştuğu zaman çok hızlı konuşuyor. Bazen kelimeleri yutabiliyor. Mesela Cem Yılmaz çok iyi bir işitsel. Biraz görseli de var büyük ihtimal ama tane tane konuşuyor ve kendini dinlettiriyor. Dokunsal insanlara baktığımızda da Mehmet Ali Birand rahmetli. Bunları da çok çok iyi bir örnek. Gerçekten hissederek ve dokunarak konuşuyordu. Oldukça ağlamaları meşhurdu, siz de hatırlayacaksınız. Bunlara örnek verebiliriz. Aslında şöyle de bir örnekle devam etmek istiyorum. Algılama sistemleri gerçekten çok kıymetli. Düşünsenize yabancı biriyle konuşurken onunla Türkçe konuşmaya çalıştığınızı, iki taraf da birbirini anlayamaz ama iki tarafın da ortak konuştuğu bir dil olduğu zaman birbirlerini çok çok daha iyi anlayacaklar ve iletişim kuracaklar. Uyum içinde aslında çalışıyor olacaklar. Dünyada %85 kadar insan sadece tek algılama sistemini kullanıyor. %12 kadar iki tane baskın olacak şekilde algılama sistemlerini kullanıyorlar. Sadece %3'ü dediğimiz kısımda üçünü birden kullanabiliyor. Mutlaka hangisi sizde baskınsa bunu fark edip diğerlerini biraz daha yükseltmek için neler yapılabileceğini mutlaka kendi üzerinizden biraz düşünmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü sadece full görsel olduğunuzda, sadece işitsel olduğunuzda veya dokunsal olduğunuzda birçok şey aslında zora girecektir. Karşınızdaki bundan rahatsız olacaktır. Örneğin dokunsal, çok örnek vermem ama aklıma geldiği için söylemek istiyorum. Dokunsal konuşurken size dokunmak isteyecektir duygularıyla hareket ettiği için. Ama belki bir işitsel veya görsel bundan rahatsız olacaktır. Dokunsal bunu belki düzeltebilir karşı tarafla alakalı. İşitsel çok çok detay vermesini düzeltip daha ana yoldan daha net konuşabilir. Görsel de hızını azaltırsa çok da güzel uyum içinde iletişimlerini kurmaya devam ederler. Çünkü birbirimizi anlayamadığımız zaman ilk problemi başlatmış oluyoruz. Önce okulda derslerimizi anlayamıyoruz. Evde birbirimizi anlayamıyoruz. İşte birbirimizi anlayamıyoruz. Ama en azından bu üç tane temsil sistemi hakkında farkındalığa vardığımız zaman olayları belki de kişisel algılamamış olacağız. Bunlar çünkü konuşmalarımıza da ister istemez bu algılama sistemlerimiz yerleşiyor. Özellikle okula giden çocuklar için mutlaka ailelerin bu noktalara dikkat etmelerini öneriyorum, tavsiye ediyorum, üzerine basa basa duruyorum. Onları fark ettiğiniz zaman aranızdaki ilişkinin inanılmaz şekilde arttığını göreceksiniz. Sadece bir işitselse duymak istiyor sevildiğini, görselse görmek istiyor sevildiğini çocuğunuz. Belki yaptığınızdan biraz daha fazlasını bekliyor aslında. Dokunsalsa da biraz daha temaslı olmasını istiyor. Mesela mesleklere baktığımızda tahmin edersiniz ki işitseller spiker gibi, konuşmalı mesleklerde eğitmen gibi çok çok başarılı olurlar. Dokunsallar spor, dans gibi işlerde çünkü gerçekten ruhlarıyla o hareket ettikleri için çok başarılı olurlar. Görsellerde görselin hitap ettiği bilgisayar işlerinde, resim işlerinde belki çok çok daha başarılı olurlar. Özellikle benim çevremde dokunsal arkadaşlarımın hepsi aşçılık olarak mesleklerinde çok çalışan arkadaşım var. İşitsel olan arkadaşlarım zaten çoğu öğretmen. Hemen ona zaten ister istemez kayıyor. Görsellerin de çoğu bilgisayar üzerine böyle görebileceği grafiklerle, verilerle çalışabileceği işlerde çalışıyorlar ve çok da mutlular. Bunun farkına vararak bahsettiğim gibi ilk adımı atmış olursunuz. Ve gene bir sorunuz olursa her zaman sosyal medya hesaplarımdan da YouTube hesaplarımdan da ulaşabilirsiniz. Bu yayın için Business Channel'a öncelikle teşekkür ediyorum. Hem de izlediğiniz için size teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Mutlaka bilimle kalın. Hoşça kalın.